Kanal Ufuk ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana Haber Bülteni ile huzurlarınızdayım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı kabul edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ABD'nin New York kentinde düzenlenen oturumda Filistin tarafından sunulan ve İsrail'in bölgedeki varlığına 12 ay içinde son verilmesi çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı. Resolution A/ES10. Karar 124 üye ülkenin olumlu, 14 ülkenin olumsuz ve 43 ülkenin çekimser oyuyla kabul edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda işgal altındaki Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanındaki yasa dışı İsrail eylemleri başlıklı acil özel oturum düzenlendi. Oturumda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını 12 ay içinde sonlandırması talep edilen karar tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı 14'e karşı 124 oyla kabul edildi. 43 ülke çekimser kaldı. Kabul edilen tasarıda İsrail'in daha fazla gecikmeden işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sonlandırması ve karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde Filistin topraklarından çekilmesi talep edildi. Solution A/ES10. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararları doğrultusunda uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yasal yükümlülüklerini gecikmeden yerine getirmesi, bunun yanı sıra tüm yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurması, tüm yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarından tahliye edilmesi istendi. Slide revision 1 is adopted. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka bugün gerçekleştirdiği toplantıda %50 olan politika faizini sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Eylül 2024 toplantısında politika faizini %50'de sabit tuttu. Bu karar piyasadaki genel beklentilerle uyumlu olarak alındı. Enflasyon değerlendirmesi Ağustos ayında aylık enflasyona dair gösteriler incelendiğinde ana eğilimin belirgin bir değişim göstermediği belirtildi. Üçüncü çeyrekte yurt içi talebin yavaşlamasıyla enflasyonist etkinin azaldığı teyit edildi. Kurul politika faizinin sabit tutulmasına karar verirken enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek. Merkez Bankası ek sıkılaştırma vurgusundan vazgeçerken enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağını belirtti. Resmi gazetede yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Isparta Valiliğine Abdullah Erin getirildi. Daha önce Şanlıurfa'da valilik görevini yürüten Erin, X hesabından ilk açıklamasını da yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni valiler kararnamesi resmi gazetede duyuruldu. 18 Eylül 2024 tarihli resmi gazete sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 16 ilin valisi değişti. Vali Mülkiye Baş Müfettişi görevini yürüten Abdullah Erin, Isparta Valiliğine getirildi. Mevcut vali Aydın Barış ise Gümüşhane Valiliğine atandı. 2017-2022 yılları arasında Şanlıurfa Valisi olarak görev yaptıktan sonra Mülkiye Müfettişi'ne atanan Abdullah Erin, Isparta'nın yeni valisi oldu. Aslen Mardinli olan Abdullah Erin, son yerel seçimlerde memleketinden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçilememişti. Eski Şanlıurfa Valisi ve Mülkiye Baş Müfettişi olan Abdullah Erin, X hesabından ilk açıklamasını da yaptı. Erin açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Isparta ilimize vali olarak atanmış bulunmaktayım. Bu kıymetli göreve şahsımı layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve güvenlerini bizden esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya saygı, minnet ve şükranlarımı arz ediyorum ifadelerini kullandı. Müzeyyedin.
Şanlıurfa'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Osman Bey şehitliğinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Osman Bey şehitliğinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Osman Bey şehitliğinde Gaziler Günü dolayısıyla şehitliğe çelenk bırakıldı. Düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldağ'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Günbey'i, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, mülki ve askeri yetkililer, şehit ve gazi yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı. Program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kurumlar adına çelenk sunumunun yapıldığı program kapsamında Vali Şıldak şeref defterine imzalayarak valilik çelenginin sunumu gerçekleştirildi. Ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kahraman gazilerimiz, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını ortaya koyarak destan yazan kahramanlarımızın günü olan 19 Eylül Gaziler Günü'nde sizlere en derin minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hürriyet ve bağımsızlık uğruna, gerektiğinde seve seve canını vermeyi göze almış, ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum diyerek makamların en yücesine ulaşmak için yarışmış olan gazilerimizin fedakarlıklarıyla bu vatan ilelebet hür kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu birer evladı olarak milletimizin bekası için verdiğiniz mücadele bizler için her zaman büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Ardından şehit kabirlerine ziyaret eden Vali Şıldak, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti. Üzerinden bir asırdan fazla zaman geçse de o savaştaki fedakarlıkları, kahramanlıkları unutmak mümkün değil elbette. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Kahraman gaziler 19 Eylül Gaziler Günü'nde yaşadıklarını yad ettiler. Bu sayende görmüş olduğunuz demir parçası gemide... Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığını ve vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına mücadele eden gazilerimizi anma günü 19 Eylül olarak belirlendi. Cuma saat sabah 7.45. Bugün kahraman gaziler 19 Eylül Gaziler Günü'nde yaşadıklarını yad etti. O kahramanlardan biri 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hakkı Gürses. Yara yara kükremiş bir aslan misali Kıbrıs. Çanakkale'de yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hakkı Gürses, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında askerlik hizmetini yerine getirdi. Bu notlarla 50. yılda kendi korumaya aldım. Mareşal Fevzi Çakmak gemisinde telsizci olarak görev yapan Gürses, harekat sonrası Gölcük Tersanesi'nde onarıma giren gemisinde dolaşırken şarapnel parçalarını fark etti. Harekat sırasında uçak savarlar tarafından gemiye isabet eden 2 adet şarapnel parçasını dolabında saklayan Gürses, "Bunlar benim madalyalarım." dediği şarapnel parçalarına 50 yıldır gözü gibi bakıyor. Çeliğin ne şekilde yırtıldığını gösteriyor. Bu mermi eğer insana gelmiş olsa zaten sağ kalmaz. Bu ikinci şarapnel parçası, Allah'ın bir hikmeti, benim madalyalarım bunlar. Bu Kıbrıs haritası şeklinde bir şarapnel parçası. Bu bende 50 yıldan beri beraber. Bir de geminin kibritten maketini yapmıştım. O da sağ tarafta. Bu iki tane demir parçası benim manevi zenginliğim. Yani bunları ben dünyalara değişmem. İşte bunlar benim madalyalarım. Öte yandan Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ndeki Kıbrıs gazileri ilk günkü gibi savaşa girmeye hazır. Bu görmüş olduğun gazi amcaların hepsi 70 yaşın üzerinde. Şimdi bugün hazır mısınız deseler biz hazır ve hazırız savaşa gitmeye. Çünkü niye? Hiçbir şey yapamamız var. Bizim tecrübelerimiz var. Yeni gelen askerlerimize bilgi dağarcığımızda olan bilgileri aktarabiliriz. Hiçbir şey yapamazsak o askerlerimize arkalarından su götürürüz.
Bizim derneğimizde zorunluluk yok. Üyemiz bizim şu anda 190. Kıbrıs'a gittiğimiz zaman bizim toplam Kıbrıs Savaşı'na katılanlar 37.835 kişi. Orada bizim Türk ordusundan şehit olanlar 498 kişi. Bu da işte bizim gazilerimizden Şükrü Altay kardeş. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir güvenlik korucusu ailesiyle birlikte otomobille kırsal mahalleye giden amcasının oğlunu mahalle girişinde vurarak öldürdü. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki kuzen arasında silahlı kavga yaşandı. Edinilen bilgiye göre olay gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Aydoğdu Kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre mahallede güvenlik kurucusu olan Menderes'te ailesiyle birlikte kırsal mahalleye giden amcasının oğlu Yasin Demirtaş'ın kullandığı otomobilin önünü kesti. Otomobilden inen Yasin Demirtaş ve Menderes'te arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Menderes'te yanında taşıdığı uzun namlulu silahla amcasının oğlu Yasin Demirtaş'a ateş açtı. Ağır yaralanan şahıs çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken amcasının oğluysa karakola gidip jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak periyodik olarak gerçekleştirdiği muhtarlarla toplantılarına devam ediyor. Karagül Diyarı olarak bilinen Halfeti ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenleyen Vali Şıldak, ilçeye yeni atanan kaymakam ve muhtarlarla el ele vererek birlikte hizmet edeceklerini söyledi. Sizlere uzatacak, bize iletmek istediğiniz sorununuz. Vali Hasan Şıldak, Halfeti İlçe Gençlik Merkezi toplantı salonunda muhtarlara hitap etti. Yakın yeni kadro yenilenmiş. Hayırlı olsun. Şıldak programda yaptığı konuşmasında öncelikle ilçemizde yeni göreve başlayan kaymakamımıza görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyorum dedi. Öncelikle ilçemizde görevine yeni başlayan kaymakamımıza görevin hayırlı olmasını diliyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Halfeti gibi özellikle güzel bir ilçede görev yapacak. Hep birlikte çalışacaksınız. Bu görevin kendisine, ilçemize, ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saklı cennet olarak adlandırılan Halfeti'nin turizm alanında Şanlıurfa'nın nadide bir köşesi olduğunu anımsatan Vali Hasan Şıldak, Halfeti özellikle turizm alanında ilimizin nadide bir köşesidir. Halfeti'ye yönünüzü döndüğünüzde içiniz bir başka açılıyor ve ferahlıyorsunuz ifadelerini kullandı. Halfeti özellikle turizm alanında zaten ilimizin çok nadide bir köşesi. Şöyle bir özelliği var, Urfa gerçekten çok az sayıda ilin sahip olduğu ölçüde değerlere sahip. Yani turistik değer, kültür eserleri, inanç turizminin merkezi deniyor biliyorsunuz. Siverek Belediyesi ilçe ekonomisinin mihenk taşlarından tarım ve hayvancılığın gelişmesi amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyor. Organize besi bölgesi ve yeni buğday pazarının yapılması amacıyla düzenlenen toplantılarda önemli kararlar alındı. Siverek Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ve ilgili odalar ve aktif olarak mesleği yürüten esnafların katıldığı toplantılarda projelerin genel hatları ele alınıyor. Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen geçen haftaki toplantıda organize besi bölgesinin kurulmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan bir şey değil mi? Şimdi yeni esnaf oluşmuyor zaten. Hayvan besicileri, hayvan pazarı esnafı ve ilgili meslek odalarının katıldığı toplantıda sunulan öneriler ve projeler ele alındı. Bugün yapılan toplantıda ise şehir merkezinde kalan buğday pazarının şehir dışına taşınması gündeme alındı.
Ben ticaret odası olarak kalktım buraya. Hazırlanan proje ve yer konusunun ele alındığı toplantıda buğday pazarı esnafı taleplerini dile getirdi. Sorulması için işletmede de başkanım. Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Bayram, Siverek Belediyesi olarak şehrin geleceğini ilgilendiren önemli projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Projelerin Belediye Başkanı Ali Murat Bucağ'ın öncülüğünde yürütüldüğünü dile getiren Cumali Bayram şu ifadeleri kullandı. Belediye Başkanımız Ali Murat Bucağ'ın da talimatlarıyla Siverek'in kan veren olmuş bazı yaralarına çözüm bulmak adına geçen hafta bizim organize besi bölgesiyle ilgili çalışmalarımızın ilk adımını atmış bulunuyoruz. Ticaret odasında gerçekleştirdiğimiz toplantıda hayvan pazarı esnaflarımızın da katılımıyla birlikte ciddi bir toplantı gerçekleştirerek organize besi bölgesinin kurulması amacıyla ilk adımı atmış oluyoruz. Çoğun versin 50-60 milyon paraya sadece. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa'nın Harran ilçesi İmambakır mahallesinde meydana geldi. 3 yaşındaki Yusuf Bozkurt, iddiaya göre evlerinin yakından geçen devlet su işlerine ait sulama kanalı çevresinde oynadığı sırada bir anda dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Çocuklarına ulaşamayan aile evlerinin yakınından geçen sulama kanalında arama yaptı. Küçük çocuğu kanalda gören aile kendi imkanlarıyla çocuğu sulama kanalından çıkardı. Gece 3.30 civarında. Küçük çocuk özel araçla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf Bozkurt tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haliliye Belediyesi aşevi hizmetiyle her gün 4.197 vatandaşın sofrasına sıcak ekmek ulaştırıyor. Haliliye Belediyesi Başkan Mehmet Can Polat'ın gönüllere dokunacağız anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Vatandaşlara dokunacak projelerin hayata geçirildiği Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sosyal market, giyim market, glutensiz ekmek fırını, evde bakım hizmeti ve aşevi hizmetiyle Haliliye Belediyesi binlerce vatandaşın yanında oluyor. Ekipler tarafından yapılan hane ziyaretleriyle çalmadık kapı bırakmayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler yapılan tespitler sonucu ihtiyaçlara yönelik ailelere destek oluyor. Bu kapsamda komisyonca belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlara yönelik sürdürülen aşevi hizmetindense 4.197 vatandaş faydalanmaya devam ediyor. Belediye bünyesindeki aşçılar tarafından gece saatlerinde yapılan hazırlıklarla günlük 3 çeşit yemek kazanlarda pişirilerek hazır hale getiriliyor. Daha sonra sefer taslarına doldurulan yemekler yine belediye bünyesindeki ekmek üretim tesisinden çıkan sıcak ekmekler eşliğinde hanelere dağıtılıyor. Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs iddiaya göre frenin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada çocukların da aralarında bulunduğu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs iddiaya göre frenin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kaza Harmantepe Köyü ile 9 Değirmen Köyü arasındaki yolda meydana geldi. SA idaresindeki minibüs iddiaya göre frenin boşalması sonucu yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Minibüsün düştüğü alana inen ekipler yaralıları sedyeyle ambulansa taşıdı.
Kocaeli bölgesinden yakındaki işçileri işini tamamlamışlar. Buradan evlerine dönerken hemen burada virajda şoförün söylediğine göre fren boşalması. Dolayısıyla yaklaşık bir 50 metre uçmuşlar. Sayı 21 kişi olduğu tahmin ediliyor. Tam olarak sayı bilmiyoruz ama ölü yok elhamdülillah. Ağır yaralılarımız var birkaç tane. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah öyle olmaz. Gerçekten yani çok feci bir söz var. Ama fındık damları biraz herhalde tutmuş aracı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un ilçeye kazandırdığı gençlik ve spor yatırımlarından olan Yenice Spor Kompleksi'nde yapımı tamamlanan iki sentetik çim sahadan sonra ampute futbol sahası inşaatında da son aşamaya gelindi. Şanlıurfa'nın en büyük ilçesi Eyyubiye'de yaşayan her kesimin sportif hayata katılması için çoğunluğu kırsalda olmak üzere 27 sentetik çim sahanın yapımını tamamlayarak hizmete sunan Eyyubiye Belediyesi, Yenice Spor Kompleksi'ndeki tesisleri de tamamlıyor. Daha önce yapımı tamamlanan iki sentetik çim sahadan sonra ampute futbol sahasının yapımında da sona gelen Eyyubiye Belediyesi, ilçede yaşayan engellilerin rahat şekilde spor yapabileceği ve sosyalleşme imkanına kavuşacağı tesiste engelliler için her detayı dikkate aldı. Tekerlekli sandalyeyle giriş çıkışından soyunma odalarına, duş kabinlerinden kantin ve kafeteryasına kadar tüm alanları engellilerin kullanımına uygun şekilde inşa edilen tesis, yapılacak çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma sayesinde yemyeşil bir ortam haline gelecek. Şanlıurfa'da yaşayan engelli gençlerin spor hayatına önemli katkılar sunması hedeflenen tesis, yerel, ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak. Eyyubiye Belediyesi tarafından yapılan ampute futbol sahamızın son aşamalarına gelmiş bulunmaktayız. Sahamızın sersemin kısmı bitmiş bulunmakta. Beton perde duvarlar falan beton dökümü hepsi yapılmış bulunmakta. Bu tesisimizin içerisinde iki tane büyük soyunma odalarımız var. Zaten ampute engelli arkadaşlar için yapılan bir yer olduğu için onlar için giyinme soyunma odası, lavabolarımız var, duş yerlerimiz var ve ayrıca hakem odamız var. Kantinimiz olacak, kafeteryamız olacak. Kısa bir süre içerisinde de Eyyubiye halkının hizmetine sunulacaktır. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ERCP endoskopik yöntemle 3000 hasta cerrahi müdahale olmadan sağlığına kavuştu. ERCP, safra yolları ve pankreas hastalıklarının Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pankreas ve safra yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılan ERCP yöntemiyle bugüne kadar 3000 hasta sağlığına kavuştu. Özellikle cerrahi müdahale gerektiren durumlar için önemli bir alternatif olarak öne çıkan bu yöntem hastalar için büyük bir rahatlama sağlıyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Esat Taylan Uğurlu, ERCP yöntemi sayesinde cerrahi operasyon riski taşıyan hastaların tedavi edilebileceğini belirtti. ERCP, safra yolları ve pankreas hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan radyolojik ve endoskopik yöntemlerin birlikte kullanıldığı bir girişimsel bir işlemdir. Biz de Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde ERCP ünitesinde 2019 yılının son aylarından bugüne kadar 3000'e yakın ERCP işlemi yaptık. Hem Urfa ilimizin ve ilçelerimizin hastalarına hem de çevredeki Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, Adıyaman kısmen, Hatay, bazen Kahramanmaraş'taki, bazen de ilk zamanlarda Osmaniye, Düzici, Bahçe'den hastalar kabul ettik. Bu hastalarımızı 112 aracılığıyla kabul ediyoruz ve kliniğimize yatırıp ERCP işlemlerini gerçekleştiriyoruz. ERCP belli merkezlerde yapılan özellikli bir işlemdir. Urfa'mızda da bu işlemin hastaların dışarıya gitmeden, sevk edilmeden hastalarımızı burada ERCP işlemlerini yapıyoruz. Böylece safra yolları, kanalları ve pankreas
ile ilgili bazı hastalıklarının özellikle tedavilerini bazen de teşhis için kullanıyoruz. E-recep işlemlerimizi yapıyoruz. Şu an için halen daha çevre illerden, bazen sınır ötesinden hastaları kabul ediyoruz ve işlemlerimize devam ediyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte diş hekimlerinden velilere de uyarılar geldi. Uzmanlar düzensiz beslenmenin diş çürümelerine yol açtığını belirtti. Okullar açıldı. Çocuklarımızın zaten diş problemleri halihazırda var. Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Bununla birlikte özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda okullarda oluşabilecek düzensiz beslenmenin ardından diş kayıplarına karşı uzmanlar velileri uyarıyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda okullarda oluşabilecek düzensiz beslenmenin diş kayıplarına yol açabileceği belirtildi. Diş hekimi Tunahan Ulaş, okullarda oluşabilecek düzensiz beslenmenin diş çürümelerine ve diş kayıplarına yol açtığını belirtti. Okullar açıldı. Çocuklarımızın zaten diş problemleri halihazırda var. Okul sürecinde hem beslenme açısından hem bakım açısından eksiklerimiz daha da artıyor. Böyle bir durumda daha fazla çürüklerle ve diş sıkıntılarıyla karşılaşabiliyoruz. Öncelikli olarak düzenli olarak ağız bakımlarını yapmamız gerekiyor. Çocuklara ağız bakımı alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor. Düzenli diş fırçalama en önemli faktör. Onun dışında beslenme olayında kantinlerde aslında son dönemde artık kantinlerimize çok farklı seçenek sunuluyor. Sağlıklı meyveler ve sandviç tarzı besinler artık satılmaya başlandı. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Mümkün olduğunca çocukların abur cuburdan, çikolatadan, bisküviden, cipsten ya da meyve sularından uzak tutmak gerekiyor. Çünkü bunlar dişlerde çürümelere yol açıyor. Daha sağlıklı besinlere yönelmelerine önem vermek gerekiyor. Bunlar işte meyve olabilir, sandviç olabilir. Daha sağlıklı besinler tüketmesini çocuklarımıza önermeliyiz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında okullarda evet dişlerimizi fırçalama şansımız yok. Yalnız şöyle bir küçük nüans da belki önerebilirim. Lifli besinlerde ağızlarda dişin temizlenmesine destek olabiliyor. Yani elma tarzı bir meyve koyduğunuzda çocuğunuzun beslenme çantasına yemekten sonra bir elma yediğinde dişlerine aslında belli bir fiziksel temizliğe yardımcı oluyor. Siverek Belediyesi tarafından açılan çeşitli kurslara katılan çok sayıda öğrenci hayallerindeki üniversiteye yerleşmenin sevincini yaşıyor. Siverek Belediyesi öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kültür Müdürlüğü tarafından gençlik merkezlerindeki kursların yanı sıra konservatuar ve güzel sanatlar fakültesini kazanmak için çalışan öğrenciler, öğretmenler tarafından yoğun bir eğitim programına alındı. Eğitimlerin ardından yetenek sınavlarına katılan öğrenciler hayal ettikleri üniversiteleri kazandı. Tarihi Gümrük Hanı'nda açılan müzik evlerindeki kurslara katılan öğrenciler yetenek sınavlarının ardından konservatuar ve güzel sanatlar fakültelerine yerleşti. Öğrenciler hayallerindeki üniversiteye belediye kursları sayesinde yerleştiklerini söyledi. Belediyenin kendi imkanları olduğunu öğrendim ve burada kursa katılmak istedim. Toplu dersler aldık. Piyano imkanımız vardı. Hocamız bizi güzel eğitti. Onun sayesinde kazandık. Hayalleri olan her genç hayallerinin peşinden mutlaka koşmalı. Ve imkanları olamayan insanlar buraya gelip bu imkandan faydalanıp kendilerini geliştirip hayallerine ulaşabilir. Bu imkanları sağladığı için belediye başkanımız Ali Murat Buca'ya çok teşekkür ederiz. Güzel sanatlardan mezun olduktan sonra konservatuara hazırlandım. Burada bu tarihi yerde hazırlandım bir 9 ay süresinde. Belediye başkanımıza bunun için çok teşekkür ederim. Bizim gibi gençlere böyle güzel yerler sunmaları çok çok güzel bir şey. Hazırlandım 9 aydan sonra yetenek sınavına girdim Ege'de, İzmir Ege kazandım. Teşekkür ederim tekrardan.
2024 yılının son ay tutulması görsel şölen oluşturdu. Tutulma sırasında ay yüzeyinin kırmızı renge bürünmesiyle oluşan süper kanlı ay tutulması gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Gözler başlıyor. 2024 yılının son ay tutulması görsel şölen oluşturdu. Yılın ikinci ve son ay tutulması sabah erken saatlerde gerçekleşti. 05:15'te başlayan 2024'ün son ay tutulması saat 06:16'da sona erdi. Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve Güneybatı Rusya'nın yanı sıra Türkiye'den de gözlemlenen ay tutulmasının ayın batış anına denk gelmesi görsel bir şölen oluşturdu. Ayın normal boyutundan %14 daha büyük ve parçalı olarak gerçekleşen ay tutulmasının erken saatlerde olması nedeniyle bu muhteşem gök olayına az sayıda vatandaş şahit oldu. Haberleri izlediniz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.